Selamlar arkadaşlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler herkese. Evet, 33 kilometre hızda rüzgar esiyor. 33, 35, 30. 3 pano kaldıracağız. 3 tane bizim Fransa'da kullandığımız çelik panolar. Bu rüzgarda nasıl bir etki görecek bilmiyorum. Çalışıyoruz. Yasak diye bir şey yok. Normalde 72 kilometre hıza kadar çalışabiliyoruz. Tabii ki her zaman panoyla değil bu. 50 kilometrede pano kaldırmamız yasak. Normalde kanunca şeyce. O yüzden çalıştırıyorlar yani. Durmak yok arkadaşlar. Şu anda 30-35 kilometre hızla rüzgar esiyor. Bazen daha da artıyor. Bazen düşüyor. 3 panoyu dalıp beton, yani dünkü döktüğümüz betonun üzerine nasıl indireceğiz acaba? Onu da merak ediyorum. Ona da bakmamız lazım. Nasıl olacak? Bu vinç de liberler gibi değil. Fren sistemi fazla iyi değil yani. Şu anda 40'a çıktı. 40, 43, 44. 40. Artıyor, düşüyor. O yüzden yok çalışmıyorum deme hakkına sahip değiliz arkadaşlar. Normalde kanunun 50 kilometreye kadar, 50 kilometre hızda pano işleri yaptırıyorlar gene de yani. Ha, istesem çalışmaya da bilirim, riskli görüyorsam tabii ki. Fakat alan açık. Bir zarar vereceği bir şey yok. Yani panoyu indirirkenler eğer fırıl fırıl dönmezse rüzgardan bir sıkıntı yaşamayız inşallah. Evet, kaldır dedi arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş. Yapı elektrisite. Oh putain. Evet arkadaşlar, elektrik kesildi. Evet, şu bomdaki sallantıyı görüyorsunuz. Bakın böyle vuruyor yani. Çok pis bir şekilde kilitledi. Yani şuradan da baktığınız zaman da bu dişler kilitliyor arkadaşlar. Of. Evet, benim şu anki ayak, yani şu ayak şu şekilde bir çok kötü bir şekilde sallıyor yani. Elektrik kesildi. Elektrik sıkıntısı yaşıyorum. Bazen kablolar falan ıslanıyor. Rüzgar şeyden, yağmurdan, yaştan. Aşağıdaki panonun da aldığı vaziyet bu arkadaşlar. Şu anki sallantıya göre. Çok aşırı da rüzgar var. Yani işte bazı olumsuzlukları hesaplamıyorlar. Bu tür sıkıntılar yaşıyoruz işte. Yani bu rüzgarda geri tekrardan bu makineyi çalıştıramasak, Allah korusun, devirme riski de çok. Daha sağa sola bakıyor. Elektriği açmaya gitti şu anda şef. Yani şu anda evet, elektrik geldi.
evcimin elektriği çok çekmesinden ve aşağıdaki kabloların ıslanmış olmasından kaynaklanıyor. Veya da açıkçasını söylemek gerekirse elektrik çok yüksek voltajda çalıştığı için ekonomi yapmak için elektriğini kısıyorlar engine. Yani küçük şey koyuyorlar oraya. Evet. Engine'imiz çalıştı. Gördüğünüz gibi rüzgar bunu böyle sallıyor. Neyse artık yerimize gidebiliriz. Zor burada fren tutması arkadaşlar. Durdurdum. Bazen şu anda frene basılı olduğu yerde, götüreceğim yer şurası, fakat sallantıyı almaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama aşağı inip onların yardımıyla götürmek istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Uğur abi, şu pano indirmeye dikkat edin, biraz yardım edin de. Uf. Ça va jeter partout. Recule, recule, recule. Refaire. Recule. Recule encore, tourne un peu vers moi. Allez, moule. Comme ça, attends. Çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi rüzgar, evet, çok şükür. Hele şükür yakalayabildiler yani. İşte rüzgarlı havada bu şekilde çalışıyorlar. Avance. Vas-y maintenant, avance. Avance et tourne contre le bloc. Tourne à droite et avance. Tourne à droite, avance. Droite. Sen demenle mi yaptın ben bunu? Sus. Abi, Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar, böyle bu şekilde. Geçen bir yorumda arkadaş, onu nasıl koyun, nasıl şey yapıyorsun? İşte insanlar böyle bazı şeyleri risk alarak, kendi sakatlanmalarını, çarpmaları, kazaları risk alarak bu şekilde çalışıyoruz yani. Ya ben burada yok, bu rüzgarda ben çalışmıyorum diyemiyorum. Çünkü 50 kilometre hızda rüzgar yok. Makine uyarı vermiyor. Şu anda 45, 48, 50'ye geldi şu anda. 49. Evet, 50'yi geçti. Yani uyarı veriyor yani. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videomuzda avant. Evet, makine yeni uyarı vermeye başladı. Rüzgar 55.
Buyurun sorun. Sorun sensörü. Evet arkadaşlar, aklımıza takılan bir şey olursa yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu anki bu panonu yere koyduğum halde 4,5 ton ağırlığı var. Evet. Ağırlık neyse indirmiş oldum. Evet, rüzgar da buraya düştü arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. 4,5 tonluk bir panoyu, yani işte aşağıdaki 80-100 kiloluk insanlar karşılamaya çalışıyor, durdurmaya çalışıyor.